Şimdi küme düşmeden Buyur. başlayalım. Buyur. Bu, bu sene pandemi var diye e, küme düşmeyi kaldıralım deniyor. E argüman bu. L evet. Lig bittikten sonra. Sen de söyledin e, programdan önce. Sene de pandemi devam edecek. Yine aynı sıkıntıları be, ya Allah göstermesin ama A yaşayacak aynı olursak. Aynı sıkıntı olmasına gerek yok. Bu sene sen pandemi var diye küme düşmeyi kaldırırsan seneye küme düşecek olan takım direkt tahkime başvurur. Çünkü yine pandemi var. Kardeşim bak pandemiden düşürmemiştiniz. Şimdi de beni düşürmeyin der. O zaman ne olur? Artı üç olur o zaman. Yirmi takım olur. Bir bu. İki. Şimdi pandemi sebebiyle küme düşülmüyorsa sadece düşmeyi ilgilendiren bir durum olmaz bu. Yani Bursa, Bursa Spor'da der ki kardeşim pandemi sebebiyle ben direkt çıkacaktım çıkamadım. Benim dengem bozuldu. Ben ikinci olacaktım. İddia eder mi? Edebilir. Edelim. O zaman Bursa Spor, Akisar... Ee, Adana, demir, Adana demir, Adana Fatih Karagümrük He. dördü de çıkar. Ne etti sana? Ne farkı var ki? He. Yani Kayseri Spor düşmesin tabii ki. Renktir önemli bir takımımızdır. Kayseri Spor Ankara gücü düşmesin tabii ki. Ben de istemem düşmesin ama bu yarış ölüm kalım yarışı değil bu. bazıları çıkıyor, bazıları düşüyor. Sen hey, sen çıkıyorsun. Şimdi Bursa Spor, ben de çıkacaktım beni de alın der. Haksız mı? Bu, bu ortamda iddia eder. 21'de değil. oldu mu? 25. Oldu. E seneye de aynı argümanlarla pandemi var ben öyle oldu böyle oldu Ay diye. Zaten 25 oldu Üç, mu bir dakika ya şöyle yirmi, bir 25 şimdiden oldu zaten. Geri dönemezsin artık o saatten sonra. Biz tekrar 18'e döneceğiz. E, e ne yapacağız bu 7 takımı? E, i̇kiye böleceksin. Kırmızı grup beyaz grup falan. Süper Lig'de. Bilmiyorum ne yapacaksın artık. Bunu düşünen onu da düşünüyordur herhalde. <laughs> yani onu da ben mi düşüneceğim? Ben, benim fikrim değil ki. Kimin fikriyse o düşünsün. Güzelmiş buyurun. Yani uzun vadede 20 olabilir. Ligin kalitesi yükselince 20 olabilir. Bunda bir sakınca yok. Sen dersin ki benim elimdeki oyuncu havuzu çok geniş. Benim Süper Lig'de oynatabilecek çok oyuncum var. Bir de yabancı sınırlaması da var artık. Eğer o kabul edilmezse değil mi? Doğru. Şimdi hani şimdi oraya da geleceğiz de hani varmış gibi davranıyoruz şu Doğru. anda. Yabancı sınırlaması var dolayısıyla yerli oyuncu havuzum çok geniş benim. 20 takımı dolduracak kadar yerli havuzum var diyorsan olabilir yani yapan yapıyor tabi. Ama bizde öyle bir şey var mı yok mu onu bilmiyorum. Bana sorsan 16 daha iyi. Daha az takım. Neden? Yani oyuncu kalitesi, eldeki oyuncu kalitesine bakarsan. Oynanacak futbol açısından. Ben büyük takımların yerinde olsam, açısından. ben büyük takımların yerinde olsam 12 takım olsun ben 4 defa oynayalım derim. Avrupa'da bazı ülkelerde yani Danimarka'da, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor biz ikişer defa değil 4'er defa oynayalım derim. Yani bunu da isteyebilirsin. Çünkü bunun ne doğrusu bilmiyorsun ki. Ancak pandemi sebebiyle düşme kalksın diyorsan ben Bursa Spor adına buradan itiraz ediyorum. Ya da Akisar adına. Onlar da çıksın o zaman. Ki onlar da zaten bu ederler. itirazı ederler. Ederler tabii. Ben çıkacaktım derler. Ve bu birbiri ardına halka halka hata zincirini uzatabileceğiniz bir şey yani, başlangıcı. Evet yani burada sürecin başka başlangıcı. sonuçlar da olabilir. Bunların çok iyi düşünülmesi lazım. Ee, tabii düşen takımlar böyle bir itirazda bulunuyorlar olabilir şey diyemem güçlü büyük kocaman camialar bunlar ancak diğerleri de öyle ve dediğimiz gibi yani bu 25'e ulaştığı zaman ki ulaşıyor 26 27 falan onun önünü nasıl seneye de pandemi var sen, var bitmiyor yani, yani. daha var. ikinci dalga geldi mi gelmedi mi bilmiyoruz ki. Daha belki gelecek. 2. dalga, dalga ama. belki de oldu. Geçenlerde 15 gün önce falan da işte dünyada en çok vakanın tespit edildiği gün rekor kırıldı evet. bilmem ne. Hani farkında değiliz farkında değiliz demeyeyim de belki gündemimizde o dönemde olduğu e, kadar e, birinci tabi, sırada değil e, ama. Tabii şimdi daha kapalı yani. alanlara daha fazla girilmeye başladıkça, hava soğudukça, okullar açılınca ya belki de 5. dalga geleceğiz yani. E, bilmiyoruz ki ne olacağını. Yani seneye bitmeyeceğini herkes söylüyor. Yani dünya sağlık örgütü de herkes de bu işin kolay kolay bitmeyeceğini. Böyle 3 ay 5 ayda bitmeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla önümüzdeki e, senede pandemi var. Gene aynı istekler olabilir. Bunların iyi düşünülmesi lazım.